1972 yılında İsveç'te 133 ülkenin katılımı ile toplanan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kararlaştırılmıştır. Günümüzde dünyada yaşanan sanayileşme, kentlerdeki nüfus yoğunluğu çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi İnsan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren Dünya Çevre Günü, ülkemizde de dünya çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve bilinçli bir katılımın sağlanması amacıyla evrensel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmekte ve değerlendirilmektedir. Ve bugün Dünya Çevre Günü. Osman Gazi Belediyesi olarak çevre bilincini arttırmak ve doğal kaynakların korunması için Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ın önderliğinde kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Ancak bu çabaların sadece bizim gayretimizle sınırlı olmadığını, hepimizin bu gezegende yaşamın sürdürülebilirliği için bir sorumluluk almamız gerektiğini inanıyorum. Belki de bu anlamda en dikkat çekici bir örnek vermek gerekirse, bugün bir ton kağıdın dönüşülebilirliği için 17 yetişmiş çam ağacının kesilmesine ihtiyaç var. Bu sorumlu bireyler, bu sorumlu duyarlılıkla biz bu 17 çam ağacının, yetişmiş çam ağacının kesilmesini önlemiş oluyoruz. Dünya Çevre Günü ve dünyaya, çevreye duyarlılığı arttırmak anlamında bugün Erkan Aydın Başkanımızın önderliğinde Osman Gazi Belediye'mizin etkinliklerinin açılışındayız. Şimdi biz bu dünyayı tabii ki öncelikle sizlerden emanet aldık. Doğa aslında insanın bu koruması gereken en önemli şeyleri anlatmak için bugün Çevre Günü'nü yapıyoruz. Temiz bir hava, temiz bir su, temiz bir doğa. Ama neden bunları biz kirletiyoruz? Neden insanlar bunları kirletiyor? Bu soruların cevaplarını bulmak ve bunu azaltmak için bugünü düzenliyoruz sevgili çocuklar. Dünya sizin. Bu dünya ve gelecek sizin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Dolayısıyla suya, havaya ve doğaya,
yapılan her türlü saldırının önünde bu bilinçle yetişmeniz lazım. Okulu, okul yöneticimizi teşekkür ediyoruz. Bir diğer okulumuz da hazır olur. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aramızda mı?